Seni gecenin sabaha el verdiği bu saatte buraya bu şekilde getiren nedir? Azat'ın ölüm emri çıkmış, doğru mu? Bak kızım, bu toprakların büyük aileleri kendi toplumunun aynasıdır. Olur da birbiriyle husumete girerlerse ilk hükümlülük iki aile arasında yapılacak evlilik olacaktır. Artık kendi dölünü husumeti olan ailenin evine bırakan aile kendi kanının çoğalmasına engel olmaz, kavgayı bitirir. Nicedir Şadoğlu ve Aslan Bey arasındaki husumet gençlerimize kötü örnek olur. Eğer evlilik gerçekleşmezse yapılacak şey bellidir ve tektir. Nedir? Kan dökmektir. Bu da hem Azat'ın hem Mira'nın kanını dökmektir. Hoş bulduk ağam. Hoş gelmişsin. Hoş bulduk Aşmadağ. Gelirken kimseye bir şey demediniz, değil mi? Adap, Erkan biliyorsunuz. Burada konuşulan burada kalır. Karar verilirse de uygulanır. Aslan beyler Midyat'a geldiğinden beri aranızdaki husumet artmış diye duydum. Yol yordan bilirsiniz dedim. Kendi aranızda çözersiniz dedim. Ama ve lakin Midyat'ın en büyük iki ailesinin erleri meydanda birbirine silah çeker olmuş. Buranın dirliğinden, düzeninden bizler sorumlu değil miyiz ağalar? Öyle. Gençler aşar, coşar, taşar. Biz onları dizginlemeliyiz. Destur vermemeliyiz. Haşmet ağa. Yılanın başı bu kadın. Sen soyunun ettiklerini ne çabuk unuttun nasıl? Geçmişin hesabını vaktiyle gördük. O defteri kapattık Azize kadın. Mira'nın Nasuh'un torununa yaptığı da ortada. Durdurak bilmedi. Artık meseleyi çözmek bana düştü. Nasuh, lafı uzatmaya gerek yok. İcazet ver, Miran'la Reynan evlensin, akrabalık hasıl olsun, bu kan dursun. Haşmet ağa, bunun mümkünü yok. Bu kadının bize ettiği onca şeyden sonra bir de ona üstüne kız mı vereceğim ya? Ben bu toprakların barışından, huzurundan mesulüm. Sen bu işe açmazsan mesele büyür. Akacak kanı durduramayız. Haşmet ağa, adaletine itimatla davetine icabet ettim. Emme ve lakin bu dediğin olmadı. Bu kadına boyun eğeceğime, dökülecek kanıma yas tutmayı yeğlerim.